Vallahi çok üzüntülü tabii ki. Ahmet Suat Öz yazıcıyı kaybetmenin en derin böyle üzüntüsünü hakikaten insan iliklerine kadar hissediyor. Çünkü böyle insanları çok kolay bulamıyoruz sevgili Demet. 2 sene önce Özkan Sümer hocamızı uğurladık. İşte dün Ahmet Suat Öz yazıcıyı uğurladık. Ve ikisi de Trabzonspor'u Trabzonspor yapan iki önemli değerden bir tanesiydi. Ve ikisi de hani bir ara da çalıştığı dönemler de oldu Ahmet Suat Öz yazıcı ve Özkan Hoca. Ama tabii Ahmet Suat Öz yazıcı daha başka bir insandı. Trabzonspor'a ilk şampiyonluğunu kazandıran, bir Anadolu devrimini gerçekleştiren ve Türk futbolunda bir çığır açan futbol adamıydı. Ve onun bu şampiyonluğu da sürdürülebilir hale getiren, yani sadece bir kez değil, kendi teknik direktörlüğü döneminde Trabzonspor'da 4 kez İstanbul dışına taşımayı başardı. Ve aynı zamanda da tabii sadece onlar değil, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Kupası, Kara Kupası, Deprem Kupası, Kara Kuvvetleri Kupası, özür dilerim, Deprem Kupası gibi 18'e yakın kupayı da müzeye koymuş bir karakter. Ve Trabzonspor İdman gücüyle Kara Gücü'ydü yanılmıyorsam, ama İdman Hoca diye hatırlıyorum. Düzenledikleri turnuvada yenişemeyince 3 maç yapmalarına rağmen orada da bir kupayı ikiye bölmek zorunda kalmışlardı. Ahmet Suat Öz yazıcı o dönem askerde olduğu için hava gücünde oynuyordu ve kupa ikiye bölünmüştü sevgili Demet. Ve yarım kupa olarak da Trabzonspor'un müzesinde yer almıştı. Yani orada bile düşünün Ahmet Suat Öz yazıcının imzası var. Belki hava gücünün de o yarım kupayı göremedi ama Trabzonspor'un müzesinde yine kendinin de büyük katkısı olduğu o yarım kupayı görmüştü. Tabii dün kasketli bir şekilde uğurlandı aslında Ahmet Suat Öz yazıcı. Çünkü o kasketli bir karakterdi. Ve bu karakteri de Trabzonspor kendi öz değerleri içerisinde benimseyerek bugünlere taşıdı. Bugünlerden yarınlara taşınacak. Ahmet Ağoğlu, Sayın Ahmet Ağoğlu'nun kasketini getirip Ahmet Suat Öz yazıcının mezarının üzerine koyması da bence cenaze töreninin en duygulandıran tarafıydı diyebilirim. Keza Abdullah Avcı da kasketiyle beraber törene katıldı. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, işte Abdülkadir Ömür gibi oyuncular da. Binlerce insan Trabzon'a akın etti. Yurt dışından, yurt içinden. Tabi bu neyi gösteriyor? Sadece Trabzon'da değil, aynı zamanda hemen hemen bütün dünyaya yayılmış bir çınar ağacının etrafında toplanan, altında toplanan o insanlar Ahmet Suat Öz yazıcıya da büyük bir vefa gösterdiler onu uğurlamak için son yolculuğunda. Allah rahmet eylesin. İsminin Akyazı Stadı'na verilmesiyle ilgili bazı söylentiler var. Yine bugün gazetelere de yansıdığını gördüm. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılır mısınız? Demet dün cenaze töreninde Yunus'ta yaptığımız yayında aslında ben söylemiştim bunu. Ama bugün gazetelerde okuyunca Allah Allah dedim. Yani enteresan. Yani böyle hızlı geliştiğini pek düşünemedim açıkçası o konunun. Şöyle Şenol Güneş Spor Kompleksi, Şenol Güneş Stadyumu. Kompleksin adı Şenol Güneş kalacak şekilde. Bence Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu'na, ki şu anda zaten sponsoru falan da yok. Ahmet Suat Öz yazıcı stadyumu konulmalı. Orada şöyle bir tevafuk olur bence de. Özkan Sümer Futbol Akademisi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin içinde Ahmet Suat Öz yazıcı stadyumu da konulursa zaten o da kompleksin içinde. Dolayısıyla iki değeri de birbirinden ayırmamış oluyorsunuz. O da çok güzel olur bence. Çünkü böyle bir futbol adamının yani bir statta adının olmasından daha değerli bir şey olamaz. Efsaneyi yarattığı yer Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ydu. Ahmet Suat Öz yazıcının ve takım arkadaşlarının, oyuncularının. Dün oradan başladı törenler aslında ama artık Avni Aker yok. Avni Aker'in sadece bir tribünü kalmış orada. Dolayısıyla artık bugün mevcut statta Trabzonspor yapan ve Trabzonspor'un varoluş felsefesiyle beraber büyük bir başarıya imza atan böylesine bir insanın adının o statta olması
Valla benim için açıkçası büyük bir gurur vesilesi olur ve bundan da çok mutlu olurum. Biz de tekrar edelim buradan. Bütün Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Trabzonspor'un gündemiyle devam edelim isterseniz. Şimdi deprem felaketi sebebiyle transfer gündemi biraz sekteye uğradı. Trabzonspor'da bu anlamda şu an neler yapılıyor? Yine gazetelerde gördüm. Markovic'in takıma çabuk ısındığı ile ilgili bir haber vardı. Çalışmalara başladığı ile ilgili. Ve tabii ki takımla da oldukça kaynaştığı söyleniyor. Siz neler söylersiniz? Tabii Lazar Markovic kötü bir oyuncu değil ama tam olarak Trabzonspor'un ihtiyacını karşılayabilir mi? Bunu bir görmek lazım öncelikle. Trabzonspor'un şu anda en önemli eksikliği bir sağ kanat. Sağ kanattan hala oyunu kuramama ve oradan bir oyun oluşturamama gibi ciddi anlamda problemler yaşıyor. Yani bunu ne Abdülkadir Ömür'le çözebiliyorsunuz, ne zaman zaman o kanada attığınız Trezeguet'le çözebiliyorsunuz, ne de İşte son maçta, Bazel maçında gördük. Zaman zaman yine o bölgede oynayan Trabzonspor'un forveti, santraforu Maxi Gomez'e çözebiliyorsun. Çözülmüyor. Çünkü oraya orijinal bir sağ kanat oyuncusu lazım. Lazar Markovic'e yani santrafor bölgesinde oynayan ama sağ kanadı da iyi işleyen bir oyuncu. Ama Trabzonspor için şu an hani oyuna ne derece katkı sağlayabilecek ona çok emin değilim. Ama Visca dönüyor. Ya yani Mart ayının içerisinde döneceğine dair bilgi var. Dolayısıyla Vicha'nın dönüşü Trabzonspor'un o kanatta oyun kurulumunu ciddi anlamda oyun kurulumuna ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu bir ikincisi. Sadece ben kanat olarak bakmıyorum konuya. Aynı zamanda Vicha'nın savunma yönü de çok güçlü bir oyuncu. Ya yani iki maç dahi oynadığında farkını sakatlıktan döndükten sonra ne şekilde ortaya koyduğunu aslında hepimiz görmüş olduk. İstenilen performansa henüz daha ulaşamamasına rağmen. Trabzonspor'un bence orta sahasında da bu anlamda ciddi sıkıntı var. Buşa aslında son başlarda gördük ki oyun Siyopis üzerinden kurulmaya çalışılıyor geriden. Ama Siyopis'in bir oyun kurucu özelliği yok. Daha çok kesici. Ve topu yanına verme. Yani başka yapabildiği bir şey yok. Zaman zaman yapıyor ama o kadar. Dolayısıyla hani orada eğer ikiliyle oynanacaksa yani dörtlünün önünde bir ikili olacaksa bunların biri 6 biri 8 numara olması lazım ki 6 orada Siyopis için uygun ama 8 numara olarak da hani Gibamin'den de çok istenilen katkı anlamıyor çünkü Gibamin daha çok 6'da oynayan bir oyuncu genel anlamda. Haliyle bu temel ihtiyaç bu 8 numara Trabzonspor'da da giderebilirse bu transfer dönemi içerisinde hiç olmazsa sezon sonuna kadar idare edebilecek bir oyuncu. Eğer bonservisiyle şu an için almak çok güç zaten. Devre arası transferlerinde hep böyle yanlış hatalar olabiliyor takımlar için. Ama yani sezon sonuna kadar böyle bir oyuncuyu transfer edebilirse Trabzonspor hem ligde hem Avrupa'da hem de kupada hiç olmazsa yarışın içerisinde ciddi anlamda ben de varım diyebileceğini düşünüyorum sağ kanatlara. Peki konferans ligine de değinelim. Şimdi playoff turu ilk karşılaşması hepimiz için kuşkusuz çok özel bir karşılaşmaydı. Çok da duygusal bir karşılaşmaydı. Futboldan ziyade milli değerlerimizin birleştiği, hepimizin birlik beraberlik içinde olduğu bir karşılaşmaydı. Ve maçı kazandık. Şimdi 23 Şubat'ta ikinci karşılaşma var. Trabzonspor'da oldukça iyi mücadele etti ve oyunu da oldukça beğenildi. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi 23 Şubat'taki karşılaşmada da yine Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz ama az önce bahsettiğim iki temel etken bu maçta da kendini çok fazlasıyla gösterdi. O neydi aslında? Şunu da söylemek lazımdı orada ama burada söyleyeyim. Trabzonspor kapanan takımlara karşı bu kilidi açmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Burada bir teknik ayağa ihtiyaç var. Yani oyunu hem saha içerisinde organize edebilecek, oyunu yönlendirebilecek ve aynı zamanda size karşı bir takım yani 15 derinde 15-20 metrede beklediği anda orayı çözebilecek bir oyuncuya ihtiyacınız var. Bu takımda Hamşik ama maalesef Hamşik artık o sakatlığından sonra açıkçası çok da böyle iyi bir şekilde dönebileceğini de ben düşünmüyorum artık. Oynasa bile idare edebilecek bir pozisyonda. Çünkü futbol artık her oyuncu için iki yönüyle oynanıyor. Yani hem savunma tarafın olacak hem hücum tarafın olacak. Şimdi Hamşik'in sadece şu an için bir hücum tarafı var ama orada da vereceği performans belki 30-35-40 dakikayı bulacak maksimum. Haliyle Trabzonspor
Süper Lig'de özellikle fiziğin öne çıktığı bu tür durumlarda Hamşik'i çok fazla kullanamayacak. İşte Bazel maçına baktığımızda da aynı durum söz konusu oldu. Pozisyonlar buldu, doğru. Ama nihayetinde kapanan takımlarda o kilidi açmak çok kolay olamıyor Trabzonspor için. Ama Basel'deki maçı da ben Trabzonspor kendi oyunuyla beraber özellikle şu an için yapabileceği çok fazla bir şey yok. Hem kanat hem 8 numara eksikliğinden dolayı ama kadrodaki mevcut oyuncularla beraber yine bizi gururlandıracak bir sonuç alıp ülkemize döneceklerini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Size iyi haftalar diliyoruz.